Selamünaleyküm. Herkese kucak dolu selamlar değerli arkadaşlar. Sırtından seni arkaya çeken kancalar, neden onlardan kurtulmalısın? Bu mevzulara girmek istiyorum. Bizim eğitimlerimize, bu seminerlere katılacak arkadaşlara şu hazırlığı yapmalarını da söylüyorum önceden. Beyninizle dinlerseniz bir şeyi algılayamazsınız değerli arkadaşlar. Dolayısıyla beyninizle beraber yanında aynı tekniğe gönlünüzü de koyun. Aynı kefeye kalbinizi de koyun. Öyle anlamaya çalışın. Gönül damarlarınızı açarak hazırlıklı bir şekilde dinlerseniz mevzuyu anlayabilirsiniz. Evet değerli arkadaşlar, mevzumuz kendi işini yapan arkadaşlarımızın bereketsizliği, şikayetleri. Hocam olmuyor, yapamıyorum, bir türlü yürümüyor, önümde engeller var. Beni arkaya çeken bir şeyler var, beni tutan. Bu mevzuyu işlemek istiyorum sevgili arkadaşlar. Herkesin sırtında şöyle kancalar var. Bu kancalar etin içerisine girmiş bazısında, bazısında kemiğine kadar girmiş, arka taraftan böyle çekiyor. Hatta bunu daha iyi gösterebilmek için bir oyuncak göstereyim size. Şu gördüğünüz Süpermen gibi prens. Bunun arkasında kancalar var. Bu atılım yapmak istiyor ama bir türlü ileri gidemiyor. Bakın arkadan çeken bir şeyler var. Bir türlü ileri gidemiyor. İşte bu ne diyor sonra? Hocam olmuyor, yapamıyorum. Nereye elimi dokunsam yürümüyor. O iş yarım kalıyor. İşi şuraya kadar getiriyorum. Ondan sonrası olmuyor dediklerinde ben de diyorum ki senin arkanda seni çeken şöyle kancalar var. Şurada sırtının arka taraflarında şu gördüğünüz bölümde kancalar girmiş ve arkaya doğru çekiyor. Sen ileriye atılım yapmaya çalışsan da gidemiyorsun. Çünkü o kancalar orada takılı duruyor. Onlardan kurtulman lazım. İlk yapacak şey bu. Bunu algılayabilmen, ilk yapılacak şey bunu bir kere anlaman lazım. Benim arkamdan beni çeken kancalar. Birinci sırada onlardan kurtulmam lazım. Bunu birinci sıraya yazmam gerekiyor diye algılaman gerekiyor. Bunu fark ettiğinde, bu bilinç sende varsa bu kancalardan kurtulma yollarına girersin. Bunlardan nasıl kurtulurum? İsa Hoca devamlı anlatıyor. Devamlı eğitimlerinde, canlı yayınlarında, seminerlerinde. Webinarlar var. Oralarda da anlatıyoruz. Tanıtım programlarında da anlatıyoruz. Bu orada olduğu müddetçe ilerleyemezsiniz. Ömrünüzü zayi edersiniz. Kendinizi bilin ki ömrünüz zayi olmasın diye sürekli bunu söylüyorum. Devamlı anlatıyorum. Hep konumuz, mevzu bu. Bu arkada seni tutan şey neyse bunlardan kurtulmadığın müddetçe atılım yapamayacaksın ve seni devamlı arkaya çekecek ve seni yıkacak. Öyle değil mi? Kendi işini yapan arkadaşlarımız, bilhassa biz Avrupa'da yaşadığımızdan dolayı, Almanya'da yaşıyoruz. Burada yaşayan arkadaşlarımız hep batıyorlar, hep yıkılıyorlar değil mi? Hep arkaya yıkılıyorlar. Böyle. Pat diye arkadan bir şey çektiği için pat diye yıkılıyor, iflas ediyor. Tekrar ayağa kalkmaya çalışıyor. Tekrar yıkılıyor, tekrar şeyi yüklüyor, kuruyor ama sonra yıkılıyor tekrar. Sebebi ne? Arkaya çeken kancalar. Bunlar arkaya çektiği için yıkılıyor arkadaşlarımız. Hangi hususta? 5 hususta, sağlık konusunda belli bir yere geliyor, sağlığına kavuşuyor. Ondan sonra bir bakıyorsun yıkılıyor. Evlilik konusu, söz, nişan bir yere kadar getiriyor. Ondan sonra her şey dağılıyor, bitiyor. Veya evleniyor, o arzuladığı mutluluğa, huzura ulaşamıyor. Bakın evliliği de söyledim. Şimdi gelelim üçüncüsü. Meslek hayatında Ausbildung yapıyor, eğitim alıyor, bir yere geliyor tamam mı? Çalışmaya başlıyor. İyi de maaşı var. Ama sonra yine arkadan bir şey çektiği için pat diye yıkılıyor ve mutsuz, huzursuz olmuyor bir türlü. İstediği yere gelememiş. Veya para mevzusunda bir yere kadar geliyor, kazanıyor tamam mı? Birden para geliyor, eline para geçiyor. Ondan sonra bir bakmışsın hepsi gitmiş. Sanki böyle avucuna bir şey üflemiş, hepsi gitmiş, elindekilerini kaybediyor. Tamam mı? Kendisiyle alakalı çalışmalar yapıyor. Kendini geliştirmeye çalışıyor. Kişisel gelişim yapıyor. Özgüven kazanıyor. Bir yere geliyor. Ondan sonra yine pat diye yıkılıyor. Ondan sonra yerlerde sürünüyor bu arkadaşımız. Artık göremiyorsun. Piyasadan silinmiş. Bunların sebebi sevgili arkadaşlar senin kancalar. O kancalar işlemiş. Senin kemiklerine kadar girmiş ve o kancalarla seni arkaya çekiyorlar. Öyle düşün. Öyle algıla. Buradaki gibi bakın ben size görsel olarak anlatıyorum. Bu seni hep arkaya çekecek. Sen ileri atılım yapamıyorsun. Bunlardan kurtulursan eğer atılım yapabilirsin. Mevzu bu. Bu kadar basit. Yani seni arkaya çeken bu kancalardan kurtulmadığın müddetçe ne ailede huzurlu oluyorsun, aileni kurabiliyorsun veya kurduğun ailede mutlu, huzurlu oluyorsun. Çocuklarına iletişim kuramıyorsun veya evleniyorsun. Yıllar geçiyor, çocuğun olmuyor. Veya kendi işini yapmaya çalışıyorsun bir türlü olmuyor. Neden? Kancalar var çünkü. Herkes onu diyor değil mi? Onu
ona Hazreti Allah yürü ya kulum dedi. Ona yürü ya kulum dedi. O yürümeye başladı. Ama o adam yürü ya kulum olması için, yürümesi için bu kancalardan kurtulmuş olması lazım. Bu kancalardan kurtuldu da o yüzden Hazreti Allah yürü ya kulum dedi. Yani bu bir şey yaptı. Bu arkadaş bir şey yaptı. Kancalardan kurtulmak için kendini geliştirmen gerekiyor. Seni arkadan çekenlerden kurtulmanın tek yolu kendini geliştirmek, donanım katmak, algılamak, öğrenmek, kitap okumak, seminerlere katılmak, eğitimlere katılmak, bir mentörün olacak, elinden tutacak, seni taşıyacak ileriye, hadi gel diyecek, senin kulağından çekebilecek, sana şöyle yapabilecek bir öğretmen, bir eğitmenle ilerlersen o zaman kancalardan kurtulursun. Hani nasıl diye soran arkadaşlara cevabım bu. Önümde 6 yaşında çocuğu anlatır gibi anlattım. Umarım anlatabilmişimdir. Yani sen bu kancalardan kurtulman için bir rehbere ihtiyacın var. Bir rehber sana yol gösterecek, senin kulağını çekebilecek, sana dikkat et diyecek, seni uyarabilecek birisi olacak. Başıboş olmuyor. Başıboş ilerleyemiyorsun. Önümüze bir tepsi koyup içerisine su koyup böyle geleceği görüyorum yapmıyoruz. Yapmıyoruz biz. Ne yapıyoruz? Biz normal 6 sayfalık test gönderiyoruz. Diyoruz ki bunu bir doldur. Testi doldurduktan sonra 5-10 dakika sürüyor zaten testi doldurma. Analiz yapıyoruz. Hiç aklınıza gelmeyecek, hiç beklemediğiniz, daha önceden konuşmadığınız her şey ortaya çıkıyor. O zaman diyoruz ki bak kardeşim şu değişecek, şu değişecek, şu değişecek. Bunları değiştirir misin? Değiştiririz. Değiştirince ne oluyor? Sen kendi üzerinde çalışmalar yapınca bu kancalardan kurtuluyorsun. Yani bu kancalar gidince seni arkaya çeken bir şey kalmıyor. Böyle arkaya çekmiyor artık. Sonra hop diye atılım yapıyorsun. Koşuyorsun artık. Seni kimse tutamıyor. Bunları anlatan memnuniyet videolarımız var. Bu Instagram feedbackler kısmı var. Orada yazıyor feedback. Yani eğitime katılan memnuniyet videoları, katılan insanların yazdığı mesajlar. Onlar hepsi yürüyor. Neden yürüyor? Kancalardan kurtuldukları için yürüyebiliyorlar. Yani arkaya çeken bir şey yok. Kendi işini yapan arkadaşlarımız bilhassa kurtuldukları için arkaya, daha önce hep iflaslar, odur budur, hep arkaya çeken bir şeyler vardı. Piyasadan böyle ne yapıyorlardı? Siliniyorlardı. Bakın şimdi bu ekranda piyasa olduğunu düşünün. Böyle devamlı çekince çekince, arkaya doğru çekince adam ne yaptı? Piyasadan silindi, süpürüldü, kalmadı. Bunlardan kurtulmuş oluyor. Piyasanın içerisine giriyor tekrar ve hayatını güzelleştiriyor. Daha bereketli, daha sistemli işleri oluyor. Elemanları varsa onlarla daha iyi iletişim kuruyor. Her şeyi daha iyi kontrol edebiliyor. Ve biz hep onu tavsiye ediyoruz. Hibrit çalışıyorlar. Hibrit ne demek? Hem iş hem tatil. Yani ikisini beraber yapacaksınız. Biz onu anlatıyoruz. Bizim eğitimimize katılan arkadaşlarımız 15 saat, 10 saat günlük çalışanlar, kendi işini yapanlar ne yapıyorlar? 10 saatlik işi artık 2 saatte yaptığı için geri kalan vaktiyle bisikletine biniyor, tur yapıyor. Ailesini alıyor hanımıyla, tur yapıyor, geziyor veya çocuklarıyla bisiklet turu yapıyor. Veya tatile gidiyor veya Avrupa'yı araçla gezebiliyor. İnterneti olsun yeter ki yanında. İnternetle, bilgisayarıyla veya telefonuyla işini yönetiyor. Biz bunları anlatıyoruz, öğretiyoruz, sistemli hale getiriyor ve kancalardan kurtulduğu için işinde 10 saatlik işi 2 saatte yaptığı için bereketi oluyor. Sadece bu mu? Hayır. Kendi işinin dışında ailesi de var. Ailesiyle daha çok vakit geçirdiği için, onlarla haşır neşir olduğu için onlarla olan muhabbeti artıyor, huzuru artıyor, muhabbeti artıyor, stresini azaltıyor. Bununla beraber özgüveni daha güçlü oluyor. Çünkü maddi olarak da güçlendiği için kendi işini yaparken eskiden aylık 50.000 euro hasılat yapan bir arkadaşımız 500.000 euro aylık hasılat yapmaya başlıyor. Otomatikman ne oluyor? Maddi olarak rahat, küçük şeylerle uğraşmıyor artık. Büyük rakamlarla yaptığından dolayı rahat, kafası rahat, müşterileri memnun, sistemli çalışıyor. Önemli olan müşterilerin de memnun kalması, sonuçlarının iyi olması sattığı üründe. Bununla beraber ne dedik? Finansal özgürlüğe ulaşıyor, özgüveni artıyor, kafası rahat, sağlığı iyi, mesleğinde eskiden keyif alamıyordu. Pazartesi sendromu vardı. Pazar günü morali bozuyordu işe gideceğim diye. Bundan kurtuluyor. Sizden istediğim bir an önce harekete geçmek ve kancalardan kurtulmak sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.